Kekke Emlak'ın sunduğu İş Dünyası programı Halis'in Yeri Alabalık Lokantası'nın katkılarıyla başlıyor.
Güler, İş Dünyası programından tüm izleyicilere merhabalar. Bu haftaki durağımız başkent ilimizin incisi olan tabii ki Sincan'dayız. Hemen Sincan bölgesine kademe sağlayan, üstün başarılarına imza atan Tekke Emlak ziyaretinde bulunduk. Bakalım sahiplerini sizlerle bir tanıştıralım öncelikle. Efendim öncelikle merhabalar. Sevgili izleyiciler şu anda Tekke Emlak sahiplerini tanımak isterler. Öncelikle bir kendinden bahseder misin? Ben Satılmış Aslan, Ayaş Tekke Köylü'yüm. Sincan'da ikamet etmekteyim. Peki Satılmış Bey, öncelikle ben sormak istiyorum. Şu anda burası bildiğim kadarıyla bir ayrı şirket mi oluyorsunuz? Ayrı şirket. İki ortaklı çalışıyorsunuz. Evet. Öncelikle bir ortağınızı da tanıyalım bu arada. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Nadir Nerşan. Otobüs oturuyoruz. Akrabasınız. Evet. Verdiniz Sızır'da Sincan'ı daha genişletmeye çalışıyorsunuz emlak konusunda. Peki siz hemen yine söz hakkı vereceğim. Satılmış Bey, Tekke Emlak'a kaç yılında kuruyorsunuz? Tekke Emlak'ı 2010 yılında kurdum. Evet. Daha önce başka bir emlakçı arkadaşla beraber çalışıyordum. Oradan evet. Ayrıldım. Kendi adıma Tekke Emlak'ı kurdum. Şu anda genelde kiralama işleri mi yapıyorsunuz? Yani arsa alıyor musunuz, daire alıyor musunuz? Biraz toprak değerinden bahseder misiniz Sincan bölgesinde? Ya şimdi şöyle, arsa alıp da, alıyoruz da satıyoruz. Evet. O da var. Kiralama da var. Mesela şimdi şu anda Sincan merkeze yakın, arsa değerleri, metrekare kaç paradan gider? Ya Sincan'a yakın olan yerler, imara yakın olan yerler. Evet. Metrekare fiyatları 50-55 civarı. Evet. Peki daire fiyatları şu an mesela ortalama 3+1 daire Sincan'da ne kadar? Yeni binada yani 2012-2013 yapımı binalarda 100-120 arası. Eski binalar yani 95-2000 arası binalarda 70-75 arası. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Satılmış Bey, bildiğimiz kadarıyla bölgeye bayağı bir akın var. Bölge Sincan ve Etimesgut olarak da oldukça genişlemekte. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla metro gelecek mi? Metro gelecek, evet. Bu yüzden mi biraz daha bu konu biraz daha... Hem bu yüzden hem de yani şey bakımından ne diyeyim, insanların iş dünyası bakımından daha şey elverişli, yani yüksek kesim kısım değil de daha normal kesim kısımlar. Orta seviyeli kısımlar Sincan'ı tercih ediyor. Evet. Onun için Sincan biraz daha şeye elverişli. Elverişli arıyorsunuz. Bu arada müsaade ederse bir ortağına bir soru sormak istiyorum. Ortağınızla bir konuşalım izleyicilerimizle. Tanıştırdık zannedersem. Şu anda siz Tekke Emlak olarak müşterilerinize ne gibi bir hizmetler veriyorsunuz? Daire, tarla, alım satım işte. Yardımcı oluyorsunuz. Peki, genelde alıcılara diyelim, Sincan bölgesinde veya Etimesgut bölgesinde daire almaları için hangi ayları tebliğ edersiniz veya şu anda karlı olurlar mı yatırım yaparlar? Şu anda karlılar, faizler çok düşük. Şu anda? Evet, şu anda çok karlı, daire alanlar için faiz. Yani genelde ay olarak bu 5. aylar, 6. aylar oldukça karlı mı? Evet. Zaten bildiğim kadarıyla metro geldikten sonra daire fiyatları değil mi satılmış? Evet. Burada da yükselecektir işte daire fiyatları. Yani onun için alıcılar bir an önce bu bölgeye gelmeleri için sizlere de buyurun mesaj verin bakalım. Yatırım yapsınlar. Yani. İnsanlarımız. Ya Sincan'a yatırım yapsınlar. Çünkü Sincan ya metrosundan, ulaşımından yani her şeyinden daha bir şey. Gelişim olabiliyor diyorsunuz. Peki buradan Sincan Belediye Başkanımıza da sevgilerimizi iletelim. Başkanımız oldukça Sincan bölgesinde güzel hizmetleri var. Peki burada başkanımızdan özel bir isteğiniz var mı? Yani Sincan bölgesine şöyle bir yatırım daha yapılsa olabilir miydi diye bir özel bir isteğiniz var mı? Vallahi şu anda başkanımızın çalışmasından memnunuz. Evet. Başkanımız güzel çalışıyor. Yani özel isteğimizi... Ulaşımın daha hızlı sağlanabilmesi için ulaşım ağını geliştirmeleri lazım. Şu anda sadece tek gördüğünüz eksiklik zannediyorsunuz. Yani ulaşım değil de, hak sorunlarınız hazır. Hak sorunları var, hak sorunları var. Bunların üzerinde durmalı diyorsunuz. Trafik sorunları var, onların üzerinde durmalı. Başka bir sorun yok diyorsunuz. Ben şu anda memnunum. Hak sorunu en ağır. Değil mi? Park özellikle bir müşteri geldiğinde bir park yeri bulamıyor. Burada bizim araba yerleştirdiğimiz yok. Yok diyorsunuz. Evet. Peki zannederim başkanım da bu noktada.
kazanmıştır. Buradan sevgiler olsun başkanımıza da. Peki firma olarak başka bir yatırım hayaliniz var mı? Yani Sincan bölgesinde biz farklı bir yatırım daha yapmayı düşünüyor musunuz? Ya, yatırım derken neyi kastettiğinize bağlı. Yani emlak dışında bir farklı bir iş alanınız daha olacak mı ileride? Kadere sağlamak için. Emlak dışında başka bir yatırım derken yani iş, dediğim gibi ay yapsata gelebiliriz. İnşaatta yapsata düşünüyor musunuz? Bir tane yapılabilir. Tabii. Peki Satılmış Bey, burada siz işletmecisiniz sonuçta, vergi mükellefisiniz. Esnafsınız. Farklı sıkıntılarınız, özel sıkıntılarınız varsa dile getirebilirsiniz. Valla şu anda bir sıkıntı yok. Bizim için bir sıkıntımız yok. Memnunuz yani her şeyden. Her şeyden memnunuz diyorsunuz. Memnunuz, bir sıkıntımız yok. Çalışmamız iyi. Çalışmalarımız güzel. O zaman şöyle diyelim. Avrupa'daki gurbetçilerimiz olsun, izleyicilerimiz olsun. Sincan bölgesinde özellikle veya Etimesgut bölgesinde daire, arsa, yatırım yapmaları adına yolu düşen herkesi, özellikle merkezi Sincan olan Tekke Emlak'ı davet edelim. Gelsinler, bir çaylarınızı içsinler, bir tanışsınlar. Alış satış sonradan yine hallolur ama öncelikle sizin bir çayınızı içsinler derim ben. Şunlar gelsinler tabii. Evet, bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Sizde uygun yatırımlı paralar var, arsalar var, çok güzel yerler var. Gelsinler, yatırım yapsınlar. Sizlere yönelik yatırım için çok güzel yerlerimiz var. Var diyorsunuz. Evet. O zaman yolu geçen herkesi bekliyoruz. Tekke Emlak. Kapılarınızı açtınız. Evet. İş Dünyası programı ve Medya TV ekibine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dilerken Satılmış Bey şu anda ekranı başında olan izleyicilere olsun, memlekette köyünüzdeki hemşehrin arkadaşlarınıza, dostlarınıza son selamlar yok mu efendim? Herkese saygılar, sevgiler. Yani küçük de olsa ellerindeki paraları toprağa yatırsınlar. Yani toprak gibi getirecek yüksek olan bir şey yok. Kazanç çok yani. Yatırımını adresle diyoruz ki Tekke Emlak diyoruz. Yatırımını adresle bir çayını içmeye uğrasınlar. En iyi kazanç toprak. Son sözü sizden alalım. Ben de aynı şeyi söylüyorum. En iyi kazanç toprak. Toprak diyorsunuz. Toprak akıllı bir yatırım diyorsunuz. Evet. Kazanç diyorsunuz. Yani her şeyin fabrikası var da toprağın fabrikası yok. Tekke Emlak'a bu kadar diyorsunuz. Hemen ben de diyorum ki İş Dünyası programı olarak bahtınız ve yolun açık olsun. Sağ olun. Hoşçakalın.
geçen yine çok özel bir isimle tanıştık. Kendisi esnaflık yapar ancak memleketi Tokat Zileli olan, o zile pekmezinin olduğu bölgeden Musa abimizle tanıştık ve özellikle sesi güzel, yorumları güzel. Bakalım kendisine öncelikle bir merhaba diyelim. Musa abi öncelikle merhabalar. Merhaba efendim. Uzun zaman oldu Ankara Sincan'a yerleşeli. Evet. Peki şu anda İş Dünyası programı aracılığıyla Türk halkına, insanlarımıza ne parça söyleyeceksiniz, hediye edeceksiniz? Ne kadar cami büyük olsa da imam bildiğini okur derler. Evet. Ben de bildiğim şeyden vatandaşlarımın dinleyecek de hatalarımız olursa affolar. Evet. Bir şey söyleyeyim. Aşık Veysel'in güzelliği 10 para, ben şu bendeki aşık olmasa diye bir şey söyleyeyim. Tamam. Güzelliğin on par etmez, güzelliğin on par etmez. Şu bendeki aşk olmasa, elenecek yer bulamayım. Gönlümdeki köşk olmasa, elenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa ya, gönlümdeki köşk olmasa. Okurdu kim yazardı? Kim okurdu kim yazardı? Bu düğünü kim çözerdi? Oyun kurt ile gezerdi. Fikir başka olmasaydı. Oyun kurt ile gezerdi, fikir başka olmasaydı, fikir başka olmasaydı. Güzel yüzün görülmezdi, güzel yüzün görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi. Aşıklarda meşgul olmazsa, güle kıymet verilmedi, aşıklarda meşgul masayım, aşıklarda meşgul masayım. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Buyumuş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa,
Tanılmaz bize alandı. O sana aşık olmasay, o sana aşık olmasay. Alkış Musa abimize, ağzına sağlık Musa abi. Atom yarışında, füze çağında, füze çağında, başımdaki bin bir hale ne deyip, eller güler oyna, eller güler oyna, kendi kebinde, benim gözümdeki Sile ne deyim. Eller gider oyna kendi keyfinde. Benim gözümdeki sile ne deyim. Sile ne deyim. Kimse bilemiyor, halkın velisin, halkın velisin. Kaldır aramızda benlik çalısın. Kimisi beğenmez, kimisi beğenmez, zaten kalırsın. Şu bizdeki çamur yola ne deyim. Kimisi beğenmez acem kalırsın. Şu bizdeki çamur yola ne deyim. Yola ne deyim. Güman sesi vardır İman dağında, İman dağında. Bu gönül geçemiyor dostum bağından. Ellerin merihe, ellerin merihe, varma çağında. Şu bizdeki çamur yola ne deyim. Yola ne deyim. İlerin merihe varma aşağında. Şu bizdeki çamur yola ne deyim. Yola ne programı Sincan gezisine tüm hızıyla devam ediyor. Emlak sektöründe ve inşaat sektöründe hızla ilerleyen bölgeye bakalım Merve Emlak neler söyleyecek? Siz sevgili izleyicilere bir tanıştıralım öncelikle efendim. Efendim öncelikle merhabalar diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merve Emlak sahibi Suat Dal diye efendim değil mi? Bu arada izleyicilerimiz sizi tanımış oldu ve aslı Yozgat'ın neresindesiniz? Yozgat, Büyük Nefes Köyü'ndeyim. Evet. 62 doğumluyum. 72'den beri de Sincan bölgesinde ikamet ediyorum. Evet. Şu anda da halen Merve Emlak
ismi altında faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Evet. Suat Bey, öncelikle hemen sorayım. Memleketten ne zaman yerleştin Sincan'a? Oradan başlayalım. Sincan'a gelişim 72 yılı. Evet. 72 yılında. Tabii 72 yılından gidiş gelişler oldu. 80'de civarında tamamıyla bu bölgeye yerleşmiş olduk. Yerleşmiş oldunuz. Evet. Peki özellikle emlak sektörü nereden aklınıza geldi başlamak? Şimdi şunu söyleyeyim, emlak sektörü önceden hiç aklımda yoktu. Evet. Daha önce ticaretle uğraştık, beyaz eşya olsun, tavukçuluk yaptık, broiler, et tavukları. Sonradan oradan bir kısmı zararlarımız olunca arkadaşlarımızı tasfiye ettiler, gelin beraber yapalım diye. Evet. O vesileyle başlamış olduk. Çünkü Sincan'da yeni başlıyordu değil mi? Evet, kavundan açmaya başladı. O başladığımız dönemlerde evet. Sincan gayet güzeldi. Evet. Çok hareketli bir yerdi. Şu anda da yine birçok bölgeye bakarak canlı ve hareketli bir bölge. Evet. Peki Suat Bey, şu anda emlak sektörü olarak Sincan'ı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Emlak sektörü olarak Sincan'ımız gerçekten yatırım yapılacak bölgelerden bir tanesi. Ankara bölgelerinde en yoğun göç alan. İnşaat sektörünün yoğun olduğu kısımlar, imara açılacak bölgelere müsait olduğundan dolayı bu bölgelerde evet. Şu anda yoğun bir çalışma var. Çalışma var diyorsun. Şu andaki yeni binalarda, yeni evet. Yapılmış binalarda, genel olarak konuştuğumuzda sıfır daireler, giriş katları yani zemin dediğimiz giriş katları 60-65-70 arasında başlıyor. Girişler. Evet, 140-150'ye kadar. Katına göre, yapısına göre evet. Değişiyor bunlar da bölgelere göre. Evet. Sincan bölgesindeki şu andaki yapılan inşaatlarda o rakamlar normalde yüksek değil. Evet. Ha, şunu söyleyeyim, bu bölgedeki inşaatlar arsaların ufak olmasından dolayı metrekareden evet. Mutlaka küçük daireler çıkıyor. O evet. Nedenle de daire fiyatları birbirinin dengesini koruyamıyor. Yüksek, yani büyük metrekareler olursa bunların fiyatları haliyle yüksek oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, metro geldiği zaman Fatih bölgesi, organize sanayi ve yeni kente kadar devam ederse çok o bölgeye rahatlık sağlayacak. Şimdi buradaki demir yollarda banyo trenleri vardı. Onlar da 2 senedir şu anda hiç çalışmıyor daha doğrusu. Yol genişletmeleri ve çalışmalarından dolayı. O da Ankara, Sincan arası bittiğinde 25 dakika kadar düşecek. Düşecek diyorsunuz. Evet. Yani hakikaten metro çeyreği değiştirecek. Tabii ki. Sincan'a gelmesi, yeni kente kadar evet. Devam etmesi o bölgeyi ister istemez canlandıracak. Evet. Peki buradan Merve Emlak olarak müşterilere nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Sade bölgenizde mi veya Türkiye genelinde mi? Şunu söyleyeyim, bizim bölge olarak bir şeyimiz yok, sınırımız yok. 81 yılın tamamında isteyen müşterilerimize, satmak isteyen müşterilerimize hepsine istedikleri tarzlarda arsa, daire, konut, her ne isterlerse hepsini temin ederiz. Değerli izleyiciler, yolu düşen herkes, merkez Ankara ve Sincan'da olan Merve Emlak'a uğrasınlar. Türkiye'nin neresinden daire, arsa, tarla istiyorlarsa Suat abimiz hemen kolunu uzatsın, oradan temin etsin diyoruz. Oradan temin ederiz müşterilerimize. Herkesi davet ederim. Herkesi davet ediyoruz. Çay içmeye bekleyelim. Buyursunlar, gelsinler herkes. Sektöre 18 yıl oldu. 18. 18 yıldır emlak sektöründeyim. Evet. Şu anda faal olarak çalışıyoruz. Yani 18 yıl öncesine emlak sektörü nasıldı? Bugün nasıl? Sincan'ın bugün değişimini nasıl görüyorsunuz? 18 yıl önce emlak sektörü çok hızlıydı. Sincan çok toplu göç aldı. Bu göç nedeniyle çok hızlı satışlar oldu, fiyatlarda artışlar oldu. Fakat son zamanlarda neredeyse Sincan arsalar hiçbir şey kalmadı. Evet. Şu anda satışlar, yeni imar çalışmaları devam ediyor. Yeni imar da yoğun bir şekilde satışlar devam etmektedir. Göç 1 milyona yaklaşmış göç bir durumda Sincan. Göç almıştı. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yani emlak arsa fiyatlarının yükselmesiyle, göç almasıyla, işte yakın zamanda, yakın tarihte de
metronun gelmesine bağlı diyebilir miyiz? Bu ilk önce, her şeyden önce Banyo treninin olması, evet. Daha sonra metronun geleceği olması, evet. Bu göç olayını çok hızlı bir şekilde arttırmıştır. 15 yılda anormal bir derecede göç olayı olmuştur Sincan'a. Evet. Peki Necmettin Bey, şu anda bu sıralarda diyelim, yatırımcılar daire veya arsa alımlarda kârlı olabilirler mi? Ne gibi önerileriniz olur? Yani yatırımcı her zaman, yatırımcı her zaman arsa, tarla almasında yarar vardır. Daire satışları hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Çünkü Ankara'nın en büyük metropolü Sincan'dır. Hızlı bir şekilde genişleme, evet, durumundadır. Yani yatırımcılara genellikle arsa, tarla almalarını her zaman tavsiye ederim. Biz de zaten diyoruz ki siz de eski bir emlak sektörü firması olarak güvenilir bir adrestesiniz. Önemli olan o insanların en azından gelip de sizi bir ziyaret etmeleri, bir çay içmeleri. Çünkü onlara siz hizmet sunuyorsunuz sonuçta. Nereler alınır, nerelere para yatırılır siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Onun için insanları bence izleyicilerimizi bir davet edin öncelikle açık adresinize. Açık adresimiz Sincan Belediyesi'nin alt sokağı. Enpay Emlak. Evet. Senelerdir müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Herkese tavsiyelerde bulunmaktayız. Bunun yanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Çok güzel. Bölgenin nerelere doğru gelişmekte olduğunu izah etmekteyiz. Çok iyi biliyorsunuz zaten. Müşterilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini her zaman uyarmaktayız. Evet. Her zaman müşterilerimizi bekleriz, yönlendirmeye hazırız. Hazırız. Peki, teşekkür ediyorum. Peki Necmettin Bey, buradan başkanımıza da sevgilerimizi iletelim, belediye başkanımıza. Sincan için eksik gördüğünüz bir şey var mı? Şu da yapılmalıydı diyebilir misiniz? Sincan Belediyesi Başkanı'na da çok teşekkür ederiz. Son zamanlarda çalışmalar hızla devam etmektedir. Ama imar, özellikle yeni imar çalışmalarında belediyenin biraz daha hızlı olmasında yararlı olacağını düşünüyorum. Evet. Yeni imar bölgelerinde şu anda yeni yollar, yeni kanallar, yeni elektrik bağlantıları açılırsa, evet, çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Devam edecek diyorsunuz. Peki programımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan hemşerilerinize, Türk halkına son mesajlarınız Medya TV aracılığıyla neler olacak? İşte ekran sizin efendim. Vatandaşlarımıza her şeyden önce güvenli bir alışveriş için mutlaka bir danışmaları gerektiğine inanıyorum. Her zaman danışmanlık hizmeti bedava, danışmanlık hizmeti vermekteyiz her zaman. Evet. Herkese buradan sağlık, huzur ve mutluluk dileriz. Herkese bol kazançlar dileriz. Sevgili izleyiciler, Sincan gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine hemen bölgeye kalebe sağlayan, emlak sektöründe ileri firma olan Delkart Emlası sevgili izleyiciler tanıştıralım efendim. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar. Sevgili izleyicilerle sizi buluşturduk, bir tanıştıralım efendim.
Ben Yavuz Demir. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslen neresiniz Yakup Bey? Oradan başlayalım. Aslen Ankara'nın Çamdere ilçesindensiniz. Evet. Daha bu sektörde de yeni sayılırız. Kaç yılında başladınız? 2011 yılında başladık. O güne kadar ne iş yaptınız? Ben bir kamu kuruluşundan emekliyim. Emeklisin, hayırlı olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Bu civarda çevreden dolayı, çok çalışmamızdan dolayı bu mesleğe atıldık yani. Biraz da işimizden dolayı. Bir de bölge müsait emlak sektörlüğüne. Tabii. Çünkü tüm hızla devam ediyor genişlemesi emlak. Evet. İlçenin. Burası çok hızlı gelişen, hızla büyüyen, çok göç alan bir ilçe Ankara'nın. 184 yılında kuruldu. Ondan bu yana 20 yıllık gibi bir şeydi. Yani yaklaşık 500 bin nüfusa varabilecek kadar olan bir ilçe burası. Evet. Peki şu anda emlak tabii ki burada çok revaçta olan bir sektör ve aynı zamanda Ankara'nın en ucuz diyelim yani. Fiyat olarak en ucuz bölgede semt sayılır. Evet. Yani hızla da büyüyor. Polatlı'ya çok uzun sürmez. Bağlanma aşamasında yani. Evet. Peki şu anda insanlarımız, yatırım yapmak isteyenler şu anda Sincan bölgesine yatırım yapsa kar olurlar mı? Tabii ki mutlaka kar olurlar. Dedik ya başta. Yani, alan kazanır diyorsunuz. Tabii. Ankara'nın en ucuz bölgesi ve çok gelişen bölgesi yani. Evet. Dedik göç alıyor. Her zaman yatırımda kar edecek, kazanılacak. Çünkü çok büyüyor. Hele bir de düşünün, bildiğim kadarıyla metro hizmeti de açılacak değil mi? Bizim bildiğimiz kadarıyla 29 Ekim'de metronun başlayacağı, açılışı yapılacağı söyleniyor. Tabii ki metro gelince çok büyük bir katkısı olacak Sincan'a. Fiyatlar daha da yükselecek. Evet. Yani ulaşım rahat olacak. Tabii. Bir çalışmalar var. Ulaşım gittikçe daha çok kolaylaşıyor. Evet. Yani bir Keçiören'den bir Kızılay'a, Ulus'a gelinceye kadar Sincan'dan Kızılay'a gelebiliyorsun. Yani şu anda aşağı yukarı ulaşım o şekilde. Metronun da geldiğini düşündüğün zaman tabii ki fiyatlar çok daha iyi olacak. İyi olacak diyorsunuz. Gelişmeler bu yolda. Evet. Yani yatırımcıları davet ediyoruz. Evet. Yani geldikleri zaman elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. O zaman şöyle yapalım mı Yakup Bey, izleyicilerimiz, yatırım yapmak isteyenler özellikle Demkar Emlak bir uğrasınlar. Önce bir çay içsinler. Bizim yetkili Yakup Bey zannediyorum gelen insanlarımıza yardımcı olup en uygun şartlarla ev sahibi yapabilir diyebilir miyiz? Bizim memuriyetlik döneminden, tecrübemizden yararlanmasını istiyoruz. Mutlaka. Siz fayda sağlayacağınıza ben inanıyorum. Çünkü memuriyetten gelen bir isimsiniz. Evet. Onun için karşı tarafın halinden anlarsınız diye düşünüyorum. Evet. Siz mutlaka o çayı ikram ederken düşünüp o insanlara yardımcı olacağınızı ben biliyorum. Mutlaka. Biraz önce söyledik, memur zihniyetinden gelen bir emlakçıyız. Herkese yardımcı ve kapılarımızı açarız diyoruz. Bütün yolu geçen herkesi bekliyoruz Demkar'a. Evet. Bu arada bize kapılarınızı açtınız. Yakup Bey, İş Dünyası ve programına ve Medya TV'ye cesaretinizden dolayı öncelikle teşekkür ederim. Buradan dostlarınıza, Türk halkına son mesajlarınız ne olur be? Son mesajımız şu: Türk milletini seviyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı da bekliyoruz. Bir çayımızı içmeden de bekliyoruz. Demkar diyorsunuz, Demkar. İşi bilen bir emlak ofisi, müşterilerin emrine hazır. Hazır. Peki.
işi yapan, özellikle özenler emlak, bu konuda uzman dediler ve Sincan bölgesinde ikamet eden özenler emlak ister misiniz? Bir tanıyalım efendim. Efendim merhabalar. Merhaba. Özenler emlak sahibisiniz. Özenler emlak hem sahibi hem danışmanıyım. Evet. İsim ne efendim? Ortaklarındanım Halil Güven. Halil Bey, aslen nerelisiniz? Oradan aslen başlayalım. Ankara Ayaş Gökler Köyü'ndenim. Evet. Uzun yıllardır burada ikamet etmekteyim. 1977 yılından beri Sincan'dayım. Peki, firmanızı kaç yılında kurdunuz? Firmamız 1995 yılında kurulmuş. Hayatına inşaatlık alanında başlayıp daha sonra inşaat, emlak danışmanlığı, gayrimenkul yatırım şeklinde devam etmiştir. Peki o yıldan bu yana, başladığınız tarihten bu yana öncelikle yapsat var mıydı? Yapsat var. 400'ün üzerinde konut yaptık. Bunun evet. yanında da arsa tarla alanında emlak müşavirliğine devam ettik. Evet. Peki Sayın Halil Bey, şu anda Sincan metropol bir ilçe. Yarın yakında metronun da geçmesi ve şu anda toprak değeri nedir efendim? Yani arsalar, daireler ne fiyatta seyrediyor? Şu an Sincan'da metrekare en aşağı 1 metrekareli arsa değeri olarak 120 bin liradan başlamakta olur. Yoğunluğu 0-40 imarında 5 katlı ortalama, dairelerde 85 bin lirayla 150 bin, 200 bin aralığında değişmekte. Evet. Türkiye'de en hızlı göç alan günlük ortalaması, yıllık ortalaması Ankara'da günlük 100 ailenin taşındığı, sürekli yeni mahallelerin eklendiği, metroya uygun, ulaşıma yakın, aynı zamanda metropol ilçe, sınırları genişletilmiş, evet. yeni kentle temelli bölgesi de içine alan bir bölgedeyiz. Şu anda karlı çıkarlar, Sincan Ankara'nın batı koridorunda, yeni kent yeni oluşum içinde Sincan'a bağlanmış olup metro güzergahı içine alınmış ve o güzergahtan 3 tane sanayi bölgesi onaylanmış. Organize sanayi bölgesi bunlar, küçük ve orta ölçekli, büyük ölçekli olmak üzere. 2023 yılına kadar 150 bin kişiyi istihdam edecek. Ortalama bunu aileyle çarparsak 4 kişilik bir nüfusta 600 bin kişilik bir yeni şehir anlamı taşımaktadır. Bu da temelliyle Sincan organize sanayi arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Bu hali hazırda 3 tane sanayi burada faaliyettedir. Her gün bir yenisi eklenmektedir. Malıköy, Temelli, Anayurt bölgesi, bitişindeki Tekke, Gökler, Tatlar bölgesi ve Türkoban, Alcı, bu bölge imar kapsamında kısmi özel imar geçmektedir. Bazı yerlerde vatandaşlar şahıs imarıyla bölgeyi güçlendirmektedir. Özellikle Alcı, Yapracık bölgesi aşırı derecede prim yapmış, halkın yoğun teveccüh gösterdi ve yoğunluğu yüksek çıkan 1.75 yoğunluğu, kat yüksekliği serbest, emsalli 125 metre net konut alanına sahip bölgeler site şeklinde imar kapsamına alınmıştır. TOKİ'de çalışmalarını sürdürmektedir. 48 bin konutta 9600'ü teslim aşamasında bu bölgeler yeni, nezih, site şeklinde korunmuş, güzel, herkese tavsiye edilebilecek bölge. Sincan'daki açık adresimiz Sincan Merkez Atatürk Mahallesi İnal Caddesi 8 Taksim D Sincan. Sincan'ın en eski camilerinden Anniçen Camisi'nin karşısındayız. Yanımızda çok katlı otopark var. Belediyenin yaptırmış olduğu yerimiz kolay. Evet. Ulaşamayanlara da Lale Meydanı merkezli çarşıya 100 metre mesafedeyiz. Telefonla bizzat bulundukları yerden biz alıyoruz. Evet. Yer gösterimini, sunumumuzu bilgisayar ortamında yapıyoruz, yerinde gösteriyoruz. Bizden istedikleri bütün resmi belgeleri kendilerine sunuyoruz. Uzman kadromuzda çekinmeden güvenle bizden talepte bulundukları ürünleri tapu teslim yapabiliriz. Gelsinler çayımızı içsinler. Herhangi bir şey yok. Almadan da tapularını danışabilirler. O konuda da hizmet veririz. Sizin aracılığıyla Medya TV çekimlerine de biz teşekkür ediyoruz. Sincan bölgesinde gezimiz Türk devam ediyor ve yine toprak değeri olan
olan dairelerimizden bahsetmeye devam ediyoruz. Bölgede yeni kurulan firmalardan fakat tecrübesi eski olan firmalardan 7 evini ziyaret ettik. Siz sevgili izleyicileri bir tanıştıralım efendim. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar. Şu anda ekran başında olan izleyiciler merakla 7 evin sahiplerini tanımak ister. Kiminle görüşüyoruz efendim? Ben Ertekin. 1983 doğumlu. Ankara'da doğumluyum. Aslına bakarsanız biz iki ortağız. Şükrü Bey var. Evet. Ortağım. Ve çalışanlarımızın çoğu da eşimiz, dostumuz ve akrabamız. Güçlü bir kadrolar sahipsiniz değil mi? Personel olarak kaç personele hizmet veriyorsunuz şu anda? Toplam 12 personelimiz, 2 şubemiz var. Sincan bölgesinde. Sincan bölgesinde. Tebrik ederim. Ne güzel. Yaklaşık 7 aydır, 7-7,5 aydır şirketimizi açtık ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama tabii 7,5 ay oldu ama tabii ki siz işi bilen isimler. Tabii ki öncesinde. Yani emlak sektörü sizin branşınız. Kadarıyla değil mi? Şimdi izleyiciler aman yeni bir emlakçımız diye düşünmesinler. Çünkü uzman bir kadroyla hizmet veriyorsunuz ve işi biliyorsunuz her şeyden önce. Bu çok önemli. Peki şu anda Ertekin Bey, Sincan göç alan bir bölge ve arsa daire fiyatları oldukça yükselen bir bölge. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi biraz da talep arz meselesi aslında bakarsanız. Ankara'nın birçok ilçesinde yıkılan gece konuların Sincan'ı biraz daha ucuz bir bölge olarak görüyorlar. Çünkü Keçiören'de ne bileyim bir evet. Akyurt'ta daire fiyatları 100 bin, 120 bin, 130 bin civarlarında giderken burada 80 bin, 85 bin civarlarında ara katta güzel yapılı daireler bulabiliyor insanlar. Ve bu yüzden de Sincan bölgesini tercih ediyorlar. Çünkü merkez Ankara'ya da zannediyorum 30 kilometre. Yani. Tabii ki. Var, ulaşımda da sıkıntı yok ve yakında da zaten metronun da geçmesi bir açık görünüyor. Aynen. Zaten metroda geçtikten sonra ulaşımda Sincan'da zannediyorum daire fiyatlarına ücret verecek gibi görünüyor. Fiyatlar akabinde yükselecektir zaten. Evet. Sincan'ın arka tarafında Çimşit bölgesi dediğimiz şu an köylü mahalle oldu şu anda. Evet. Orada yeni parsellerde çok büyük projeler yapılacak. Bunların hedefindeler. Evet. Ancak güçlü müteahhitlerin girmesi gerekiyor. Çünkü bölge yüksek kat imarı almış durumda. Orada yaklaşık 125-150 metrekare civarlarında daireler yapılacak. Evet, çok güzel. Bunların da en kötü ihtimal satış rakamları 175 bin ile 200 bin arasında değişeceği bekliyor. O fiyatlarla talep ediliyor. Birçok köşe başı emlakçısı diye tabir ettiğimiz emlakçılar var. Yani emekli olmuş, boş durmayayım diye bir dükkan açmış fakat herhangi bir şekilde vergiye kayıtlı olmayan, hiçbir yere vergi ödemeyen insanlar var, emlakçılık yapan. Benim tavsiyem onlara itimat edip gidip daire satın almasınlar. Burada sonuçta gerçekten düzgün ve düzenli bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Vergimizden tutun, çalışan arkadaşlarımızın sigortaları, masraflarımız, giderlerimiz hepsi devlete kazandırmak yönelik de işlemler. Onlara itimat etmesinler diyorum. Evet. Çünkü öyle bir sonuçta da zaten zararını görüyorlar mutlaka. Ya fiyatlardan görürler, mutlaka bir yanlış duruma düşerler diye düşünüyorum. İnsanlar yatırımlarını kandırılmadan en iyi şekilde yapsınlar, araştırıp yatırım yapsınlar diyorum. Ev uzmanımızla emlak sektörüyle ilgili bir tanıştıralım, sahiplerini bir tanıyalım, bir merhaba diyelim efendim. Sincan bölgesinde emlak sektörüyle ilgileniyoruz. Bölgemizin geriye bakıldığı zaman çok fazla göç alan bir ilçedeyiz. Malum Sincan'ımız 1 milyon aşkın bir nüfusa sahip. Bölgede göçü fazla aldığından dolayı bu sektörde de iyi bir şekilde ilerleme var, iyi bir gelişmeler var. Biz de sektör içerisindeyiz. Uzun yıllardır bu sektördeyiz. Peki Cengiz Bey, bölgenin göç alması ve özellikle toprak değerinin yükselmesi, daire fiyatlarının yükselmesi ve bu yoğunluk, bu fiyatlar artışları neye bağlıyorsunuz? Ya bölgenin göç almasının büyük sebebi Ankara'nın birçok yerinde kentsel dönüşümün başlatılması, gecekonduların gecekondu semtlerinin kalkmasından Sincan tarafına büyük bir göç alıyor.
Bir de tabii ki bölgeye bakıldığı zaman da şehir dışına çok fazla göç alıyor. İç Anadolu'nun göçünü en çok alan ilçeden bir tanesi Sincan'dır. Evet. Yerleşim olarak merkezi gayet iyi bir merkeze müsait. Alışveriş konusunda hiçbir sıkıntı çekmediğimiz bir ilçe. Evet. Yüz ölçümü gayet geniş bir ilçe. Ve de inşaat yapılaşmasının bu tablonun olmasından dolayı daire fiyatlarının da gayet iyi bir şekilde ilerlemesi. Bakıldığı zaman birçok güçlü hitap eden bir bölge, biz buna bakıyoruz. Evet. İnşallah yakın tarihte de trenin, metronun da gelmesi. Metronun gelmesi, ulaşımda zaten şu anda Sincan'da hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyoruz. Top ulaşım çok çok iyi. Metronun gelmesi buranın kalkınmasına da artı bir avantaj olacak tabii ki. Sincan'daki bölge potansiyeline bakılırsa 3+1 sıfır dairelerin fiyatları yer yer bölge bölge değişiyor. Değişiyor. Pınarbaşı tarafı Tam Doğan Mahallesi dediğimiz tarafta 75-80'den başlayıp 100'e kadar çıkıyor. Biraz daha ulaşıma ve merkeze yakın olan yerlerde Sincan'ın artık mahallesi oturmuş olan bölgelerde 140-160'a kadar 3+1 sıfır dairelerin fiyatları çıkıyor. Çıkıyor. Peki şu anlarda alıcılar yatırım yaparlarsa kârlı olurlar mı? Şu an itibariyle Sincan zaten yılı yılını tutmayan bir bölge. Belediyemize de teşekkür ederiz. Sincan'ımızı gayet geliştiriyor. Azimli şekilde çalışıyor. Sağ olsun başkanımız. Tabii Sincan'ı ki, Sincan yapan belediye başkanı. Tabii. Büyük dev projeleri olan tabii başkan. Ki, onun da büyük avantajları var. Evet. Belediyemiz de çok iyi çalışıyor dediğimiz gibi. Şu an itibariyle daire alıp yatırım yapanlar zaten bu bölgeye Adliye'nin yakın olması, evet, metronla gelmesi burayı biraz daha rayiş değerini yükseltecektir. Yatırım için gayet iyi bir ilçe. Evet. Güzel bir semt. Bence yatırım için değerlendirilebilir. Evet. Yolu geçen herkesi, en azından izleyicilerimiz merak ederler. Belki yatırım yapmak isterler. Açık adresinizde bir izleyicilerimizi bir çay içmeye olsun bir davet edin bence. Tabii. Tüm izleyicilerimizi Ev Uzmanı ailesi olarak Tam Doğan Mahallesi Ata Caddesi üzerindeyiz. Yatırım amaçlı düşünen, daire almak isteyen tüm halkımızı biz her zaman bekleriz. En azından bir çay içmeye gelsinler. Tabii ki, tabii ki. Almak istemeyenler de buyursun gelsin zaman, bence. Sizinle tanışsınlar. Her zaman misafirimiz olabilirler. Tanışmamız yeterli, evet, olur bizim için. Tabii İlk ki, önce ben geliyorum. Tabii her zaman bekleriz. Peki. Bizim için ticaret her zaman ikinci planda. Evet. İlk başta, evet, dostluk diyoruz. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışmanız var gördüğüm kadarıyla. Peki size özel bir soru sormak istiyorum Cengiz Bey. Buyurun. Gençsiniz, dinamik bir gençsiniz, hayalleri olan bir gençsiniz. Ve işinizde başarılı olduğunuza inanıyorum. Hayalinizde Sincan bölgesine farklı bir yatırım projeniz olacak mı? Tabii uzun yıllardır ve genç yaşta ticarete atıldık. Şu anda da çok şükür diyelim işlerimizde gayet iyi. Sincan yatırımlarımızı zaten biz uzun yıllardır Sincan'dayız. Tüm yatırımlarımızı bu tarafa düşünüyoruz. Biz de tabii ki dev projelerle nasıl şimdi bir Çankaya, nasıl bir Oran tarafında büyük projeler varsa o şekilde inşallah biz de Sincan'ımıza bir yatırım yapmayı tabii ki her zaman isteriz. Evet, ne güzel. Bu arada tam bahsedemedik. Aile şirketisiniz değil mi? İki kardeş mi hizmet veriyorsunuz burada? Tabii iki kardeş hizmet veriyoruz. Tabii ekibimiz de genç bir ekibe sahibiz. Evet. Uzman bir kadroya sahibiz. Bu arada burayı yeni tuttunuz zannedersem bir 4-5 aylık bir süreç oldukça... Evet, bu bölgede 4-5 aydır bu bölgede. Güzel bir mekana da sahipsiniz bu arada. İzleyicilerimiz hakikaten gelsinler, bu mekanda bir çay içsinler derim ben. Biz de her zaman, evet, bekleriz. Peki biz İş Dünyası programı olarak çalışmalarınızda başarılar diler. Ufkunuz açık olsun derken, şu anda tüm dostlara, Avrupa'daki gurbetçilere veya hemşerilere, Çorum'a, Türkiye halkımıza son mesajlarınızı ne olacak efendim? Dediğimiz gibi tüm halkımıza, bizi izleyen herkese, sesimizin ulaştığı herkese diyelim. Her zaman biz Sincan'ımızı gelişmesini isteriz. Bu bölgede de yatırımlarınızı değerlendirmek için buyurun misafirimiz olun deriz. Ve de ayrıca Medya TV İş Dünyası programında çok teşekkür ederiz. Peki, ufkunuzu
bu da gelir, bu da geçer anlama. Göklere erişti feryadım, ahım, bu da gelir, bu da geçer anlama. Bu da gelir, bu da geçer anlama. Göklere erişti feryadım, ahım, bu da gelir, bu da geçer anlama. Bu da gelir, bu da geçer anlama. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Peki parça kime gelsin? Parça size gelsin. Sevgili izleyiciler, İş Dünyası programı tüm hızıyla devam ediyor ve Sincan gezimiz hızla devam etmekte. Hemen yine Sincan bölgesine kademe sağlamak üzere yeni açılan firmayı ziyaret edeceğiz. Kendilerini bir tanıyacağız. İşte bakalım yatırımcılarımız efendim. Şu anda yine yeni yatırımcılardan hemen Karya Emlak'ı sevgili izleyicilerle tanıştırmak üzere nereye gidiyoruz? Tabii ki Karya Emlak Makam Odası'na. Güçlü kadrosuyla hizmet verecek olan ve yeni açılmış olan faaliyetini gösteren Karya Emlak'ı hemen sizlerle tanıştırıyorum. Sahiplerine bir merhaba diyelim. Efendim öncelikle merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Necmiye Pişirici. Evet. Ne zaman kuruldu faaliyete, ne zaman geçtiniz? Mart ayında kuruldu. Mart ayında faaliyete başladık. Evet. Emlak sektörüyle emlak ilgili. Emlak sektörüyle ilgili, evet. Aile şirketi misiniz, ortaklar mısınız? Ortağız. Yılmaz Bey ile ortağız. Yılmaz Bey, herhalde merhabalar. Merhaba. Yılmaz Bey. Hayırlı olsun diyeyim öncelikle. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler. Zannediyorum, tabii ki firma olarak yeni kuruldunuz Necmiye Hanım. Zannediyorum daha önceden tecrübeniz vardı mutlaka. Tabii ki. Kaç yıldır var? 5 yıl. 5 yıldır. Hı hı. Peki şu anda hemen sohbete geçmek istiyorum ben. Sincan toprak değeri aldı gidiyor başına. Daire fiyatları keza öyle. Bunun sebebi nedir? Hızlı gelişim. Gelişim, metronun gelecek olması değil mi? Yani. Ulaşım olarak. Yani Sincan
oldukça büyümekte. Peki insanlarımız daire alacak olurlarsa şu anda ne zaman kârda olurlar? Şu anda kârda olurlar mı? Şu anda zaten Sincan piyasasında fiyatlar ortalama diğer yıla göre aynı. Aynı. Şu anda peki 0 bir binada 3 artı 1 daire ne kadar? 0, 3 artı 1 daire 100 ile 150 bin arasında değişiyor. Konumuna, metrajına göre değişiyor. Evet. Peki siz karya emlak olarak nasıl bir hizmet vermeyi düşünüyorsunuz? İnsanlarımıza yani geldim, ben geldim size, daire almak istiyorum. Öncelikle müşterinin ne istediğini, evet, ön görüşünü aldıktan sonra elimizdeki mevcut seçenekleri gezdiriyoruz. Evet. Daha sonrasında müşterimizin beğenmiş olduğu daire odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Peki kredilerde falan yardımcı oluyor musunuz? Yardımcı oluyoruz tabii ki. Bütün kredi takibi, tapu evet, işlemleri firmamıza ait oluyor. Firmanıza ait. Yani müşteri hiç yormuyor. Hiç yormuyoruz müşteriyi. Anahtarı teslim ediyorsunuz, aynen, tapuyu öyle teslim ediyorsunuz. Peki burada şu anda kaç personelle hizmet vermektesiniz? Şu anda burada 4 personelle hizmet 4 personeliniz evet var. Ve yeni şube açmışsınız. Tüyo aldım. Nereye açtınız efendim? Pınarbaşı şubemiz çok açtınız yakında. Evet, çok güzel. Peki buradan insanlarımıza emlak konusuyla ilgili sıkıntılarınız bilmiyorum. Tabii şu anda esnaf olarak yeni başladınız ama daha önce emlak sektöründe sıkıntılar var mıdır? Nedir durum? Emlak sektöründe çok fazla bir sıkıntı yok Sincan piyasası. Zaten evet, hareketli emlakta. Ben 2 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Sincan'ı nasıl buluyorsunuz ilerlemekte olan Sincan'ı? Sincan çok çabuk hızlı gelişen bir ilçe. Evet. Biliyorsunuz nüfus olarak da büyüklük olarak da birçok ilden büyük, evet, daha bir gelişmiş bir ilçe. Emlak sektöründe Sincan'da şu anda bütün hani arsa olsun, tarla, hobi bahçeleri şu anda zaten satışa başladı Cimşit tarafında. Evet. Ayrıca yeni inşaat sektörü de çoğaldı. Şu anda değil mi? Tabii ki. Ve mahallelerine göre daire fiyatları, sıfır dairelerin fiyatları değişiyor. Farz edin Pınarbaşı, Cimşit taraf falan daha daire fiyatları olarak daha hesaplı, daha uygun ve merkeze yakın olan daireler. Biraz daha tabii ki merkeze, çarşıya yakın olduğu için diğer kısımlardan biraz daha fiyatlar yüksek. Evet. Şu anda Sincan'da zaten eski alışveriş merkezleri, hani biraz önce Sabri Bey'in söylediği gibi ufak bir şey için ta Kızılay'a gidiyorlardı. Şu evet anda bütün her şey ayağınızın altında. Yani direkt bütün işinizi, bütün hadi hastanedir, alışveriş merkezidir, sanayisidir falan hep Sincan merkezde. Evet. Ve bu konumdan dolayı hani Sincan gelişmiş bir ilçe olduğu için ve ayrıca yatırım amaçlı ve çok güzel bir ilçe. Gerçekten hani yatırım amaçlı. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız Sincan kısmına yeni imar girmiş yerlere yatırım yapın derim ben. Evet. Peki teşekkür ederim. Hemen Necmiye Hanım'a tekrar soru sormak istiyorum. Necmiye Hanım, şimdi tabii ki siz esnaflığa yeni başladınız. Ben emlak sektörünü geziyorum. Özellikle emlak sektörünün sancısını söylemek istiyorum. Bu köşe başı emlak olayı var. Evet. Yani bir yerden emekli olmuş, işte bir yazıhane tarzı diyelim, bir emlak veya ayaküstü ticaret yapanlar var. Bunlar da yaptıkları yanlışlıkları tamamen müşteriye emlak cümlesini yanlış işliyorlar. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Şimdi Sincan bölgesinde zaten bu çok sık rastlanan bir evet sorun, bizler için sorun. Evet. Vergiye tabi olmadan köşe başında sizin söylediğiniz evet gibi küçük bir ofisi evet işleri haline getiriyorlar. Hiçbir resmi kanallardan iş yapmadan satışta bulunuyorlar. Evet. Bu da müşterileri olumsuz etkiliyor. Evet. Daha çok bizleri etkiliyor. Çünkü hani her emlakçı müşteri nazarında aynı. Mutlaka. Onların çok fazla giderleri, masrafları yok. 3 tane aylık bir tane daire satmış olsa rahatlıkla dükkanını kapatıp çıkabiliyor. Evet. O zaman şöyle bir mesaj verin bence isterseniz. Yani alıcılar en azından daire, arsa herhangi bir şey almaya kalktıklarında özel adreslerden, özel ofislerden, evet, özel şirketlerden gelip evet alsınlar. Evet. Öncelikle zaten uzman, profesyonel kişilerden evet seçimlerini yapmaları gerekiyor. Ofislere gittiklerinde zaten belli ediyorlar. Mutlaka. Kişiler, ofis dizaynı, evet, içerisindeki çalışanlar bunlardan zaten belli ediyor kendilerini. Evet. O yüzden diyoruz hani biraz daha profesyonel çalışırsak
Evet. Seçimde vallahi biz Necmiye Hanım diyoruz ki olumlu olur. Evet. Kariyer imlak olarak güçlü bir kadroyla işte Sincan'dayız diyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Bütün izleyicilerimizi, yolu geçen herkesi, Avrupa'daki gurbetçilerimizi kariyer imlak bekliyoruz. Ve çay içmeye bekliyoruz evet. Buraya. Ayrıca ben program olarak çalışmalarınıza ben başarılar gerçekten diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah o şube bugün bir değil, iki değil, üç değil, İnşallah. Beş olsun, on olsun. Bol kazanç ve sağlık İnşallah. Diliyorum. Bu arada ekranı başında olan izleyicilerimize son cümlelerinizle ne söylemek istersiniz? Dostlarınıza selam, sabah, işte Kariyer İmlak ve Necmiye Hanım efendim. Buradan bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Evet. Yeni açmış olduğumuz ofisimizde herkesi, bütün Sincan'ı ve Ankara genelini bekliyoruz. Yatırımlarında, daire seçeneklerinde her türlü yardımlarda bulunacağımızın taahhütünü veriyoruz. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz ve hani ev alırken, yatırım yaparken doğru adresi seçin. Evet. Yani köşe başında ufak emlakçılar hani yasa dışı iş yapanları kesinlikle hani kurumsal bir şirkette bir görmeyin. Bu çok önemli öyle zaten Yılmaz Bey. Ben özellikle programcı olarak bu emlak sektöründeki korsan dediğim, yani, korsan dediğim hani, o tabir ettiğimiz o aracılar sizlere çok büyük sıkıntı getirdi. Sevgili izleyiciler, tabii ki Necmiye Hanım yine bizi bırakmadı. Bir sürpriz daha yaptı. Bu kadar sohbetten sonra dedi, ben izleyicilerime dedi burada güzel bir türkü söylettireceğim dedi. Evet Necmiye Hanım, kimle tanıştırıyorsun bizi? Musa Bey. Musa Bey, neyiniz olur efendim? Musa Bey bizim personelimiz, evet. Satış temsilcimiz. Aynı zamanda aynı böyle. Aynı zamanda kendisi ses sanatçısı. Öyle mi? Boş zamanlarımızda bize sözünü çalar, şarkılar söyler. Evet. Peki söyleyeceği kime gitsin efendim? Söyleyeceği bütün Sincan halkına gitsin. Gitsin diyorsunuz. Peki merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Musa. Nasıl, neredesiniz? Ben Ankaralıyım, yerlisiyim. Ha, ne güzel. Ve emlak mesleğini tercih evet. ettin. Bu sazı da, sözü de hobi yapıyorsun herhalde değil mi? Bu da bir mesleğim benim. Mesleğin mi? Ama çalışmıyorsun herhangi bir yerde. 10 yıl aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. Ne söyleyeceksin şimdi, izleyicileri bekletmeyelim? Vallahi sohbetten artık sık sıkmayalım fazla. Ne söyleyeceksin? O zaman fazla uzatmayalım. Ben Neşet Ertaş'a ait bir eseri seslendirmek istiyorum. Evet. Yalan Dünya. Yalan Dünya diyoruz, Türkiye'ye gelsin diyoruz. Evet, seni dinliyoruz. Thank you.
sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere aldandım, boşuna yeteneğim olsa. Yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan. Evet sevgili izleyiciler, bırakmıyoruz, bir parça daha arıyoruz bakalım. Ben de şöyle geçeyim arasına. Yılmaz Bey ne çalarmış arkadaşınız? Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar, sen yardan geçirir mi? Aman iş dünyası! İzleyiciler, hoş sohbetimiz burada sona erdi. Sincan gezimiz tüm hızıyla devam edecek. Bütün çalışan kadro arkadaşlarına buradan veda edelim. Hemen öncelikle patrondan veda edelim. Hakkınızı helal edin efendim. İlmaz Bey, hakkınızı helal edin. Helal olsun, çok teşekkür ediyorum. Genç sanatçımız, hakkınızı helal edin. Burada genç sanatçı karıştırdım. Ve patronun abisine hakkınızı helal edin diyoruz. Hoşça kalın. İş dünyası medyatörlüğe teşekkür ediyoruz. İşte bu kadar. Tekke Emlak ziyaretinde bulunduk. Bakalım sahiplerini sizlerle bir tanıştıralım öncelikle. Efendim öncelikle merhabalar. Merhaba. Sevgili izleyiciler şu anda Tekke Emlak sahiplerini tanımak isterler. Öncelikle bir kendinizden bahseder misiniz? Ben Satılmış Aslan, Ayaş Tekke Köylü'yüm. Sincan'da ikamet etmekteyim. Peki Satılmış Bey, öncelikle hemen sormak istiyorum. Şu anda burası bildiğim kadarıyla bir aile şirket mi oluyorsunuz? Aile şirket. İki ortaklı çalışıyorsunuz. Evet. Öncelikle bir ortağınızı da tanıyalım bu arada. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Adil Narşan. Ortak oturuyoruz. Akrabasınız. Evet. Verdiğiniz sızırda Sincan'ı daha genişletmeye çalışıyorsunuz emlak konusunda. Peki siz hemen yine söz hakkı vereceğim. Satılmış Bey, Tekke Emlak kaç yılında kuruyorsunuz? Tekke Emlak'ı 2010 yılında kurdum. Evet. Daha önce başka bir emlakçı arkadaşla beraber çalışıyordum. Oradan evet. Ayrıldım. Kendi adıma Tekke Emlak'ı kurdum. Şu anda genelde kiralama işlerimi yapıyorsunuz. Yani arsa alıyor musunuz, daire alıyor musunuz? Biraz toprak değerinden bahseder misiniz Sincan bölgesinde? Şimdi şöyle, arsa alıp da, alıyoruz da satıyoruz. Evet. O da var. Kiralama da var. Mesela şimdi şu anda Sincan merkeze yatırım, arsa değerleri, metrekare kaç paradan gider?
Sincan'a yakın olan yerler, İmmar'a yakın olan yerler. Evet. Metrekare fiyatları 50-55 civarı. Civarıydı. Evet. Peki daire fiyatları şu an mesela ortalama 3+1 0 daire Sincan'da ne kadar? Yeni binada yani 2012-2013 yapımı binalarda 100-120 arası. Eski binalar yani 95-2000 arası binalarda 70-75 arası. Evet. Bildiğimiz kadarıyla satılmış ve bildiğimiz kadarıyla bölgeye bayağı bir akın var. Bölge Sincan ve Etemeskut olarak da oldukça genişlemekte. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla metro gelecek mi? Metro gelecek, evet. Bu yüzden mi biraz daha bu konu biraz yani hem bu yüzden hem de yani şey bakımından ne diyeyim insanların iş dünyası bakımından daha şey elverişli yani evet. Yüksek kesim kısım değil de daha normal kesim kısımlar orta seviyeli kısımlar Sincan'ı tercih ediyor. Evet. Onun için Sincan biraz daha şeye elverişli. Elverişli. Bu arada müsaade ederse bir ortağına bir soru sormak istiyorum. Ortağınızda bir konuşalım izleyicilerimizle. Tanıştırdık zannedersen. Şu anda siz tepki emlak olarak müşterilerinize ne gibi bir hizmetler veriyorsunuz? Daire, tarla, alım satma işte. Yardımcı oluyorsunuz. Peki genelde alıcılara diyelim. Sincan bölgesinde veya Etemeskut bölgesinde daire almaları için hangi ayları tercih edersiniz veya şu anda karlı olurlar mı yatırım yaparlar? Şu anda karlılar, faizler çok düşük. Şu anda? Evet, şu anda çok karlı. Daha yaranlar için faiz. Yani genelde ay olarak bu 5. aylar, 6. aylar oldukça karlı mı? Evet. Zaten bildiğim kadarıyla metro geldikten sonra daire fiyatları değil mi satılmış? Evet. Bu kadar yükselecektir işte daire fiyatları. Ya onun için alıcılar bir an önce bu bölgeye gelmeleri için size buyurun mesaj verin bakalım. Yatırım yapsınlar. Yani. İnsanlarımız. Ya Sincan'a yatırım yapsınlar. Çünkü Sincan ya metrosundan, ulaşımından yani her şeyinden daha bir şey. Gelişme olamıyor diyorsunuz. Peki buradan Sincan Belediye Başkanımıza da sevgilerimizi iletelim. Evet. Başkanımız oldukça Sincan bölgesinde güzel hizmetleri var. Peki burada başkanımızdan özel bir isteğiniz var mı? Yani Sincan bölgesine şöyle bir yatırım daha yapılsa olabilir mi diye bir özel bir isteğiniz var mı? Valla şu anda başkanımızın çalışmasından memnunuz. Evet. Başkanımız güzel çalışıyor. Yani özel isteğimiz ulaşımın daha hızlı sağlanabilmesi için ulaşım alanı geliştirmeleri lazım. Şu anda sadece tek gördüğünüz eksiklik zannediyorsunuz. Ulaşım sorunlarınız nasıl? Hak sorunları var. Hak sorunları var. Bunların üzerinde durmalı. Evet, trafik sorunları var. Onların evet. Üzerinde durmalı. Başka bir sorun yok diyorsunuz. Evet, şu anda memnunuz. Peki, park sorunu en ağırlıklı. Değil mi? Park özellikle bir müşteri geldiğinde bir park yeri bulamıyor. Evet. Değil mi? Burada bizim para belirtilerimiz yok. Yok diyorsunuz. Evet. Peki zannederim başkanım da bu noktada almıştır. Buradan sevgiler olsun başkanımıza da. Peki firma olarak başka bir yatırım hayaliniz var mı? İşte yani Sincan bölgesinde biz farklı bir yatırım daha yapmayı düşünüyor musunuz? Ya yatırım derken neyi kastettiğinize bağlı. Yani emlakın dışında bir farklı bir iş alanınız daha olacak mı ileride? Kadere sağlamak için. Emlakın dışında başka bir yatırım derken yani işte dediğim gibi ay yapsata gelebiliriz. İnşaatta yapılabilir. Müteahhitlik yapılabilir. Müteahhitlik yapılabilir. Tabii. Peki Satılmış Bey, burada siz işletmecisiniz sonuçta, vergi mükellefisiniz. Esnafsınız. Farklı sıkıntılarınız, özel sıkıntılarınız varsa dile getirebilirsiniz. Valla şu anda bir sıkıntı yok. Bizim için bir sıkıntımız yok. Memnunuz yani her şeyden. Her şeyden memnunuz diyorsunuz. Memnunuz bir sıkıntımız evet. Yok. Çalışmamız iyi. Çalışmalarımız güzel. O zaman şöyle diyelim, Avrupa'daki gurbetçilerimiz olsun, izleyicilerimiz olsun, Sincan bölgesinde özellikle veya Etemeskut bölgesinde daire, arsa, yatırım yapmaları adına yolu düşen herkesi, özellikle merkezi Sincan'da olan Tekke Emlak'ı davet edelim. Gelsinler, bir çaylar içsinler, bir tanışsınlar. Alış satış sonradan yine hallolur ama öncelikle sizin bir çayınızı içsinler derim ben. Şunlar gelsinler tabii. Evet. Bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Sizde uygun yatırımlı tarlalar var, arsalar var, çok güzel yerler var. Gelsinler yatırım yapsınlar. Sizlere yönelik yatırım için çok güzel yerlerimiz var. Var diyorsunuz. Evet. O zaman yolu geçen herkesi bekliyoruz Tekke Emlak. Kapılarınızı açtınız. Evet. İş dünyası.
programına ve Medya TV ekibine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dilerken Satılmış Bey şu anda ekranı başında olan izleyicilere olsun, memlekette köyünüzdeki hemşireler, arkadaşlarınıza, dostlarınıza son selamlar görmeden. Herkese saygılar, sevgiler. Yani küçük de olsa ellerindeki paraları toprağa yatırsınlar. Yani toprak gibi getirecek yüksek olan bir şey yok. Kazanç yok yani. Yatırımını adresle diyoruz ki tekke emlak diyoruz. Yatırımını adresle diyoruz. Çayımızı içmeye uğrasınlar. En iyi kazanç toprak. Son sözü sizden alalım. Ben de aynısını söylüyorum. En iyi kazanç toprak. Toprak diyorsunuz. Toprak akıllı bir yatırım diyorsunuz. Evet. Kazanç diyorsunuz. Yani her şeyin fabrikası var da toprağın fabrikası yok. Tekkelerimle bu kadar diyorsunuz. Hemen ben de diyorum ki İş Dünyası programı olarak Batı'nın ve yolun açık olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sincan bölgesine geniş hizmet vermekte olan Bereket manavıyla tanıştık. Sahibi, yetkilisini bir tanımak üzere bir merhaba diyelim. Siz sevgili izleyicilere bir tanıştıralım. Selamünaleyküm, merhabalar, kolay gelsin efendim. Hoş bulduk. Medya TV İş Dünyası programı olarak Sincan'da tüm hızımızla geziyoruz. Evet, öncelikle siz Bereket manavı olarak kaç yılında kurulduğunuz, o kadar güzel bir ortamınız, güzel bir görselliğiniz var ki vallahi ben bu manavdan hepsini almak istiyorum yani. O derece müşterinizin tabii ki gözüne hitap ediyorsunuz, iştahı açıyorsunuz. Kaç yılında kuruldunuz efendim? 4 yıl oldu. Biz sizi tanıyalım. Eyüp Mutlu ben. Aile şirketi misiniz? Evet, aile. Çocuklarınızla birlikte mi çalışıyorsunuz efendim? Evet. 4 yıl oldu. Evet. Aslen nerelisiniz? Ankaralıyız. Ankaralısınız. Peki şu anda Sincan'da hareketlilik, ekonomi ne yönde? Yani insanlarımız, alışverişleri nasıl buluyorsunuz? İnsanlarımız genelde yüksek tabaka da var, alçak da var. Evet. Yani boğazına düşkünler mi? Düşkünler. Mutfağı harcıyorlar mı? Evet. Genelde kaliteyi tercih ediyorlar değil mi? Evet. Yani ucuz üründen ziyade kaliteye önem veriyorlar. Evet. Peki burada siz genelde halden mi çalışıyorsunuz? Halden yarısını biz kendimiz dışarıdan kendimiz getiriyoruz. Genelde taze ürünler diyorsunuz. En çok burada tüketilen ürün nelerdir? Halk neyi tüketiyor? Halk hepsini tüketiyor. Yeşil, öyle mi? Tut, zevze, meyve. Evet. Peki biraz da fiyatlardan bilgi verin istersen. Fiyatlar, şu an günün fiyatlarından bilgi verin. Fiyatlarımız domates 1 liradan tut 2,5'a kadar domates var. Çeşit kalite evet. Diyorsunuz. Salatalık mesela? Salatalık 1 liradan tut 2,5'a kadar. Var diyorsunuz. Marul ne kadar? Marul 2 liradan tut 2,5'a kadar. Patlıcan 2,5 demişsiniz. Sivri biber 2,5 demişsiniz. Ve hepsi de hakikaten kalite bile. Kalite taze, olarak. Günlük bunlar. Ne güzel. Şu anda kaç kişiyle burada hizmet veriyorsunuz? 8 kişi. Maşallah. Vazgeçti. Öyle mi? Peki başka daha yatırım yapmayı düşünüyor musun? Kasaba açtık yeni. Evet. Daha ileride düşünüyorum. Eyüp abi, şöyle söyleyeyim. Medya TV İş Dünyası programına katıldın. Teşekkür ediyorum. Buradan dostlara, Türkiye halkımıza bir selam yok mu? Selam. Tüm Türkiye'ye, vatandaşlarımıza. Vatandaşlara selam. Yolu düşen herkesi Sincan bölgesinde. Bereket manavına bekliyoruz. Bekliyoruz. Çay da ikram eder misin abi? Çay, kahve, meyve. Her şey bol diyorsunuz. Her şey bol. Peki ufkunuz ve bahtınız açık olsun diyorum.
haftaki durağımız o güzel Kastamonumuzun incisi olan tabii ki sarımsağıyla meşhur olan neresi var? Tabii ki Taşköprü'deyiz. Hemen Taşköprü bölgesine kademe sağlayan, yatırım yapan aslen Karadeniz Giresun göreleli olup ve yıllardır Taşköprü'ye adım atmış, ailesiyle yerleşmiş ve üstün başarılarıyla imza atan, halkını, bölgesini ekmeğiyle doyuran, herkes ekmeğini taştan çıkarırken tabii ki Hüseyin Bey ekmeğini ekmekten çıkaran bir iş adamı. Hemen kendisine bir merhaba diyelim, bir tanışalım. Merhaba. Hüseyin Bey, İş Dünyası programı olarak Taşköprü'deyiz ve ilk seni tanıdık. Merhaba, nasılsınız? Memnun oldum, biz Allah'a şükür uğraşıyoruz. Kaç senedir bölgedesiniz Hüseyin Bey? 11 senedir, Gölcük depreminden sonra 11 senedir buradayım. Buradasınız, yerleştiniz. Yerleştim. Ve aile şirketisiniz aile şu anda. Aile şirketi olarak, kendi çocuk çalışıyoruz. Günün yani abi saatte. Diyebilir miyiz, herkes ekmeğini taştan çıkarıyor. Biz de hamurdan çıkarıyoruz. Sen de ekmeğini ekmekten çıkarıyorsun. Evet. Güzel bir başarı bu. Ortalama tabii ki şimdi ekmeği anlatacaksınız. Taşköprü ekmeği olsun, Trabzon ekmeği olsun, değil mi? Giresun ekmeği olsun, bunların anlatımını yapacaksınız. İsterseniz içeriye geçelim. Bunları hemen anlatmaya başlayacağız. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Hemen fabrikayı bir gezelim bakalım. Ekmeği nasıl çıkarıyoruz sevgili? Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Hüseyin Bey bize ekmeği şimdi nasıl yaptığını, nasıl başardığını ve bu damak tadını, özellikleri nasıl verdiğini anlatacak. Sırları verecek, bakalım verecek mi vermeyecek mi? Tüm sırları vermez, evet, tabii ki. Şu anda görmüş olduğumuz ekmek. Trabzon ekmeği. Trabzon ekmeği. Yapımıyla ilgili biraz. Yapımıyla kendi unu, kendi mayası, ekşi mayadan. Tam Trabzon değilse de Trabzon ekmeği olarak geçiyoruz burada. Ya oldukça damak tadı var, damak, lezzeti var. Damak tadı var. Doyurucu. Kendimiz bu işte yetişmeyiz. 40 senedir bu işin içindeyim. Evet. Elimizden geldiği kadar iyi hizmet vermeye gayret ediyoruz. Evet. Peki. Bu da andaki Taşköprümüzün köy ekmeği. Trabzon ekmeğinden daha lezzetli diyebilirim. Damak tadı boyatlamayan, bir hafta yiyebileceğin organik tam bu doyurudan köy ekmeğidir. Evet. Peki Hüseyin Bey, şu anda siz ekmek fabrikası olarak bölgede hizmet veriyorsunuz. Şu anda kaç personelde hizmet verip aylık üretim safhanız nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Şu anda 4 tane usta var burada. Evet. Yaklaşık 6-7 kişi çalışıyoruz. Aile şirketi olarak. Aile şirketi olarak. Evet. Kendimiz de çalışıyoruz. Evet. Aylık üretim nedir? Şu anda kapasite olarak ne kadar bir üretim yapıyorsunuz? Ya şimdi bizim ekmekler büyük olduğu için. Evet. Yani günde 13-14 çuval işliyoruz diyelim. Evet. Kapasite bunlar da var. Evet, bakkal değil, kendim yapıp tezgahımda satmak amaç. Yani şimdi sen bayilere dağıtım yapmıyor musun? Sadece burada kendi iki tane büfem var çarşıda. Evet. Geri kalan da burada satıyoruz. Yani ya Rabbime şükür. Kendi üretimini kendin pazarlıyorsun. Kendimiz pazarlıyoruz. Aracı koymuyorsun. Aracı yok. Anladığım kadarıyla. Oldukça hakikaten güzel bir işe imza atmışsın. Vatandaşa hizmette sınır yok. Günün 24 saati hizmetteyiz. Evet. Kapalı bir saati yoktu buranın. Hiçbir zaman işim olmamış. Allah'a şükür. Peki Hüseyin Bey, şu anda Taşköprü'nün ekonomisini siz bir işletmeci olarak nasıl görüyorsunuz? Halkın ekonomi gücü nasıl görüyorsunuz? Orta yol diyelim şu anda. Bu arada pek. Diyorsunuz. Hareketlilik var mı? Yavaş yavaş olur. Yazdan gelince bir de hareketlilik başlar yani. Evet. Peki bir yatırımcı olarak aklınızın köşesinde gizli bir proje daha var mı? Yani Taşköprü'ye başka bir yatırım daha düşünüyor musun? İleride düşünüyorum. Bir şeyler var. Bir şeyler var. Ne düşünüyorsun acaba? Tüyo. Halka böyle bir müjde verebilir miyiz şu anda? Şu anda vermiyoruz. Var yani. Ama aklımızda var. Bir yani. Evet. Yapacağız inşallah. Aklımızda bir şey var. Evet. Peki buradan Taşköprü halkına olsun, Sayın Belediye Başkanımıza da bir selamlar dilerim. Hepsine teşekkür ederim. Allah bu halkta razı olsun. Evet. Bunların sayesinde bu durumlara geldik yani. Buradan ne mesaj vermek istersiniz insanlarımıza? Allah hepsine razı olsun diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu halka peki, çok teşekkür ediyorum. Şu anda Giresun bölgesi, Karadeniz bölgesi ve Türkiye sizi izliyor. İzleyicilerimize bir mesajlarınız var mı? Herkese teşekkür ederim. Herkes kaliteli yapıp kaliteli satmak. Önemli olan amaç vatandaşa hizmet etmek. Evet. Hizmette sınır yok. Peki biz de İş Dünyası programı olarak Medya TV ekranlarından tüm ulusumuza seslendik ve sizi ekranda izleyicilerle buluştuk. Çalışmalarınızda biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.
Son sözleriniz varsa son sözlerinizi alacağım ben. Son sözüm asıl patronum. Asıl patronla İçişleri Bakanı'yla mı konuşacağım? İçişleri Bakanı patron. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, Hüseyin Bey hemen topu İçişleri Bakanı'na attı. İsterseniz bizden ayrılmayın. Hemen İçişleri Bakanı'na merhaba diyelim. Yani merhabalar. Medya TV olarak şu anda Taşköprü'de İş Dünyası programı olarak karış karış gezip Taşköprümüzü tüm Türkiye'mize ve Avrupa'ya anlatmaya çalışacağız. Siz de bir Karadenizli olarak yatırım yaptınız, tebrik ederim. Peki, ekranı başında olan izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Hepsine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Biz Taşköprü'nün sayesinde bugünlere geldik. Evet. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Ne güzel, tebrik ederim. Ailece çalışıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. Ekmeğinizi ekmekten çıkarıyorsunuz. Evet, evet. Peki buradan memlekete bir selam sabah yok mu? Bekliyorlar bakın. Memlekete, herkes selam duyuyor. Peki, ufkunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Biraz daha çocuğun hayatında sohbet edelim, müsaade edelim. Çocuklar çok ağır, çocuğum var. Maşallah, maşallah. Allah kesilsin. Şu olan benim, evet. Biz benim. Evet. Bu da çocuğum kadar severim, işçim ama çocuğum gibi severim. Öyle mi? Onlar şimdi kardeş oldular neredeyse. Evet. Aynı giysiler, böyle birbirlerine çok benziyorlar. Peki, sohbetinizden ne diyeyim yani, ben Taşköprü'den çok razıyım. Allah razı olsun. Herkesten de Taşköprü'nün insanlığında. Evet. Kendi köyümü de seveyim ama burayı daha çok. Artık memleketim evet, oldu evet, diyorsun. Evet. Adım bilime dolandı. Demekse dolu bir yalandı. Bir tek isim, bir de yavrum. Senden bana tek kalandı. Ben seni çok seviyorum. Hala da çok özlüyorum. Yavrumla seni özledim. Hadi çıkta gel. Teşekkür ederiz. Hemen buradan. Tekke Emlak'ın sunduğu İş Dünyası programı Halis'in Yeri Alabalık Lokantası'nın katkılarıyla sona başlıyor. Erdi.